Peygamberin kızının düğünü, Ali amcasının oğlu hem de kardeşim deyip bağrına bastığı biri düğün hediyesi verecek. Ne verse onlar tatmin olacaklar. Söz en güzel hediye. Ondan daha güzel hediye olur mu? Sözün değerini, ağırlığını, kıymetini bilen birisine ne verseniz keser. Yani beşi bir yerde verseydi mesela Efendimiz, hiç görmedi onu, ne bir tanesini ne beşini bir arada da verseydi ne olurdu Hazreti Fatma için? Ertesi gün sadaka olarak verilirdi, bu olurdu. Onlarca örneği var çünkü bunun. Ama öyle bir şey verecekti ki onlar onunla tatmin olacaklardı. Ehli Beyt'in evini tatmin eden tek şey nübüvvetin bahçesinden süzülüp gelen kelimelerdi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz hepimize örnek olabilecek, evlenen çiftlere de bir hediye olarak vereceğimiz bir cümleyi orada söyledi. Barekallahu lekuma ve bareke aleykuma ve cema beynekuma fil hayr. Allah sizi bereketlerine gark eylesin. Bereketlerini sizin üzerinizde eylesin. O bereketi üzerinizde daim kılsın ve ikinizin arasını hayırlarla birleştirsin. Cümle bu, söz bu, hediye bu.